Değerli dostlar, herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabah itibariyle tekrar kameramızı açtık. Bu güvercinlerimiz içeriden dışarıya bir türlü çıkmıyorlardı. Şimdi ben onlar dışarıya çıksın diye abimin tavsiyesi üzerine bu yemlikleri ve sulukları dışarıya çıkardım. Biraz bu mı yapıyor oluyordu işte, öyle biraz ses çıkardım. Biraz sanki başarılı olacağım gibi şu pencerenin kenarına da birkaç tane yem bıraktım. Açlık belasına da olsa gelecekler galiba. Çünkü bu kadar bile şey yapmıyorlardı. Yani bu pencerenin şu dış kısmına dahi çıkmıyorlardı. Umarım bu taktik işe yarar. Bir şekilde bunları bu salmaya da çıkmaya alıştırırız. Sanki bak şimdi öyle bir bakıyorlar. Sanırım ben biraz daha geri çekilsem onlar çıkacaklar galiba. Şöyle geri çekileyim. Yani bu hayvanları ben içeri dışarı girip çıkıp dün de kovalamıştım. Dışarı çıksınlar diye biraz ürkütmek istedim daha doğrusu. Bu sefer gerçekten benden ürkmüşler galiba. Böyle uzaktan bakayım. Evet, bak o pencere kenarındakini gördü, yemeye başladı. Birazdan da inşallah aşağıya inmeye başlarlar. Ben uzaklaşayım artık. Sonra gelir kontrol ederim. Dostlar, şimdi içeri bir girelim. Tekrar dün yaptığımız duvar temizliğini ve badanasını yaptığım duvar bu şekilde. Gerçekten kuruduğu zaman çok daha beyaz olmuş. Tabii burası biraz içerisi dışarıya göre karanlık olduğu için pencereden de ışık vurunca böyle karartıyor. Aydınlatmaya çalışıyorum videoyu. Çok oldu bu. Çok oldu. Şöyle. Yok. Ayarlı. Olmuyor. Pencereden ışık vurduğu için güzel görüntü alamıyorum direkt ışığa doğru, ama yani önceki görüntüsüne göre duvar kar gibi beyaz. Şimdi diğer odayı yapmıştık. Buradan malzeme indirme odası. Bir önceki videoyu seyrettiyseniz görmüşsünüz, burada örümcek ağları, tozlar, topaklar, yerde artık gübre haline gelmiş samanlar, yani simsiyah olmuş onlar. Dostlar, hatırlayacaksınız, ben buraya bu gübre nasıl gelmiş diyordum, hayvanların buraya girmeye ihtimali yok. Meğersem onlar zamanında burada bırakılmış şeyler, samanlarmış, çürüye çürüye artık gübre haline gelmiş. Tabi çok şükür temizledik, duvarları da temizledim, örümcek ağlarını temizledim ve kireci de vurduk. Böyle tertemiz, bembeyaz oldu. Allah izin verirse, sağlığımızda el verirse bu ahırın tamamını inşallah bu şekilde pırıl pırıl yapacağım. Hayvanlarımız gelmeden önce mümkün olduğunca en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağım. Hadi bismillah diyelim bakalım. Diğer işlerimize tekrar bir koyulalım. Dostlar, şimdi bir de burada böyle yan bir oda var. Burası da aynı şekilde uzun yıllardır kullanılmadığı için örümcek ağlarıyla dolmuş. Aşağıda Tabii burada bir dünya çörçöp vardı. Ben onları şey yaptım, çıkardım. Çuvallar, montlar, böyle şey, balya ipleri, efendime söyleyeyim, bir sürü alakalı alakasız çiftlikle. Alakasız bir sürü çörçöp vardı. Onları çıkardım. Hatta böyle toprak yığını vardı. Toprak yığını da şurada köşede delik vardı. Oradan bayağı bir toprak dökülmüş. Acaba dedim böyle büyük bir fare mi açmış, ne yapmış? Yani bir yarım el arabası sadece şu köşeden şey çıkardım, toprak çıkardım. Ondan sonra işte buraya kireçler dökülmüş, bir dünya böyle bir kabasını aldım buranın. Oraya da bir harç yapıp şeyi kapattım. Oradaki deliği kapattım. Eğer oradan fare mare
gelip gidecekse diye. Şimdi inşallah buradaki yerde ince kalan pislikleri, tozu toprağı temizledikten sonra yine tavan ve duvar temizliği. Ama şey yapayım değil mi? Duvardakiler bir daha yere dökülüyor, bir daha süpürmek zorunda kalıyorum. Önce tavandan başlayayım, duvarları yapayım. Zaten zemindeki kabasını almıştım. Hepsini birlikte alırım. Bir seferde olmuş olur. Hadi başlayalım bakalım şimdi. Biraz hava almam lazım.
Dostlar, olimpiyat ateşimiz de coştu bu arada. Cayır cayır olimpiyatları yaşıyoruz burada. Efendim, şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Kuru fasulyenin faydalarına saymakta bitmez. O yüzden saymıyoruz.
Gel, gel, gel. Şimdi sen benden korkarsın. Ben de senden korkarım. Ben senden niye korkarım? Tepersin diye korkarım. Sen benden niye korkarsın? Can tatlı diye. Ama bak kaç gündür görüşüyoruz. Ben sana bir şey yapmıyorum. Gel şöyle seveyim azıcık. Hadi gel. Aferin, aferin, aferin. Gel. Gel bak kaç gündür sen beni görüyorsun. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Hı. Kaçıyordum benden önceden. Bak hiçbir şey yapmıyorum sana. Dostlar ilk yanaşmaya çalıştığımda kaçmıştı benden. Şimdi günlerdir dibimde duruyor. Hiç ses etmiyorum, hiç sokulmuyorum ona. Demek ki anladı benim ona zarar vermeyeceğimi. Kaçmıyor şimdi bak dokunmasına da dokunmama da izin verdi. Gel, gel. Korkuyorum da bu hayvanların işte tepmesi, ısırması falan oluyormuş. Bunun huyu suyu nedir bilmiyorum da. Ay canım benim, ay canım benim. Ah, ah, ah. İyi kulaklara bak be. Rengi de çok güzel. Ha. Hadi seveyim azıcık seni ha. Ha. İsmin ne senin? Var mı senin bir ismin acaba? Hayrullah Efendi'ye sormak lazım. Dostlar Hayrullah artık hepiniz tanıyorsunuz. Benim üst komşum bu katırda onların yani geldim geleli bu hayvanın hiç çalıştığını görmedim. Sadece bağlıyorlar. Yerini değiştiriyorlar bazen. Böyle otluyor sakin sakin. Suyunu getiriyorlar, veriyorlar. Yerini değiştiriyorlar. Gece böyle dışarıda mı kalıyor, içeri alıyorlar mı bilmiyorum. Gel. Ay maşallah. Neyse, hadi ben gidiyorum. Sana iyi akşamlar. Katır Efendi. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Gidiyorum ben. Kulaklara bak ya. Dostlar öyle böyle derken işte bugünü de akşam ettik. Kazasız belasız ömrümüzden bir günü daha yedik. Umarım yarın başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.